Merhabalar, yine harika bir projeyle karşınızdayım. Her evde olan şu soda şişelerinden şimdiye kadar hiç yapılmamış iki farklı proje yapacağım. Bu arada beni hala tanımayanlar için ben Pınar. Kanalımda geri dönüşüm kendin yap videoları paylaşıyorum. Kanalım henüz çok yeni. Kanalıma abone olup diğer videolarımı da izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdi projemin yapılışına geçiyorum. Öncelikle bu soda şişesini evde kendi imkanlarımla alt kısmını keseceğim. Bunun için şöyle pamuklu bir iple keseceğim kısmı bağlıyorum sıkıca. Ve fazlalıklarını kesiyorum. Biraz yukarıdan bağladım. Şimdi onu şöyle aşağı çekerek daha sıkı bir hale gelmesini sağlayacağım. Daha sonra ipin her yerine kolonya döküyorum. Daha sonra geniş bir kapta su hazırlıyorum. Ve çakmak veya mumla kolonya döktüğüm ipi ateşe veriyorum. Ateş kendiliğinden sönene kadar bekliyorum. Videoda gözüküyor mu bilmiyorum ama şu an hala yanıyor. Sönmeyen yerler var. Ateş söndü. Şimdi hazırladığım suya şöyle yavaşça ip kısmını geçecek şekilde suya koyup bekliyorum. Bu şekilde de çok düzgün bir şekilde birbirinden ayrılıyor. Daha sonra uç kısımları elimizi kesmesin diye zımparalayabilirsiniz. Ben bu şekilde iki tane şişemi kestim. Çünkü iki farklı proje yapacağım. Bu şekilde kartondan yuvarlak parçaları kesiyorum. Makrome ipi veya jüt ipi ile kestiğim bu halkaları sarıyorum. Büyük halkayı da aynı şekilde sarıp bittiğinde silikon tabancasıyla ucunu yapıştırıyorum. Daha sonra büyük olan halkayı alt kısmına, küçüğü ise üst kısmına yapıştırıyorum. Daha sonra aynı boyutlarda bize yetecek kadar çöp şişlerden kesiyorum. Kestiğim çöp şişleri göz kararı aralıklarla bir tarafını büyük halkaya, bir tarafını küçük halkaya yapıştırıyorum.
Ve ilk projem hazır. Ben şöyle içerisine pilli mumlardan koydum. Ama isterseniz normal küçük mumlar da koyabilirsiniz. Üstü açık olduğu için hiçbir problem olmaz. Gece görüntüsü de bu şekilde şahane. Şimdi ikinci projeme geçebiliriz. Yine aynı şekilde kestiğim soda şişesini çay tabağının üzerine şu alt kısmını yapıştırıyorum. Üst kısmını da onun üzerine bu şekilde yapıştırıyorum. Daha sonra Akçalı markasının altın yağlı sprey boyasıyla boyuyorum bu şekilde. Bu arada şunu söyleyeyim. Sprey boya olsun, akrilik boya olsun, hangi yüzey olursa olsun boyayacağımız yüzeyi önceden sirkeli suyla iyice silmemiz gerekiyor. Camın kesilen yerlerini iyice zımparaladıysanız bu şekilde kullanıma hazır. Benim zımparam yoktu, o yüzden zımparalayamadım. O yüzden oraya farklı bir obje yapıştıracağım. Şu da ilk yaptığım proje. Şöyle bir pilli mum kullandım ben bunun için. Normal mum da kullanabilirsiniz minik mumlardan. Şimdi ben bu keskin olan kısma şöyle bir parça yapıştıracağım. Ve hazır. Hemen pampas otlarımdan koyuyorum şöyle. Bu pampas otlarının yakışmadığı hiçbir yer yok. Her yere uyum sağlıyor ve her yeri güzelleştiriyor. Şu pilli mumları da almanızı tavsiye ederim. Çok uygun fiyatlılar ve bayağı aydınlatıyor ve pili de bayağı uzun süreler gidiyor. Ben uzun zamandır bunu gece lambası olarak kullandım. Hala pili bitmiş değil. Bakın gece görünüşü de bu şekilde. Bayağı aydınlatıyor ve hoş bir görüntü katıyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basarak ve hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bu arada beni diğer sosyal medya hesaplarından takip ederseniz çok sevinirim. Instagram hesabımı açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Sizlerin de yapmamı istediğiniz geri dönüşüm fikirleriniz varsa yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Veya herhangi bir konuda fikrimi merak ederseniz yorumlar kısmından yine bana yazabilirsiniz. Bütün yorumlarınızı teker teker okuyup dönmeye çalışıyorum. Bir dahaki projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.